Tekrar merhaba. Herkes buradaysa, hadi geldiyseniz başlayalım şu gazeteleri bir an evvel bitirelim. Çünkü bugün ilk yayında da konuştuğumuz gibi aslında konuşulacak çok şey yok. Dünyanın başka bir şey konuşması lazım. Bizim şu anda burada yapacağımızın bile çok manası yok. Çünkü kendi derdimizin üzerinde konuşacak durumda değiliz. Dünya çok büyük bir acı yaşadı. Dün gece Fransa'da Bastil Günü, Kurtuluş Günü kutlamaları sırasında Nice kentinde Tunuslu olduğu iddia edilen, söylenen, en azından ilk bilgiler o yönde bir adam, bir yaratık, kamyonuyla kalabalığın arasına daldı, 2 kilometre boyunca insanların üzerine sürdü. Ve şu anda netleşmiş bilgilere göre 84 insanın ölümüne neden oldu. Aralarında çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler var. Durumu ağır 18 kişi var en sonunda, bizim bile bildiğimiz. 50 civarında yaralılar yaralı olduğu söyleniyor. Şu hemen insan figürüne lütfen bir dokunun. Periskopta hemen aşağıda yer alan. Ne olur oradan duyurun. Diğer izleyiciler de gelsin. Onlar da bizimle birlikte olsun. Konuşalım. Evet, Aytül Hanım'ın duyduğu aşağılık bir şerefsiz 84 insanı öldürdü. Bunu bu şekilde söylememiz lazım. Ama daha önemlisi, o aşağılık şerefsize destek olan başka aşağılık yaratıklar çıktı sosyal medyada. Onlar ama ile başlayan cümleler kurdu. Ama onlar da diye başladılar cümlelerine. İnsanın acısını, kendisine benzemeyenin acısını asla kabullenmeyeceklerini, asla onlarla birlikte düşünmeyeceklerini gösterebilecek kadar aşağılık yaratıklar. Ama ödlek bunlar bir de. Çünkü sildiler sonra yazdıkları o tweetleri ama duruyor. O görüntüler var. Sosyal medyadan ne olur arayın ve bu insanları afişe edin, söyleyin. Bak bu yaratık bunu yaptı diyeyim ne olur. Çünkü biz korkarsak, eğer biz korkarsak bunun daha çok devamı gelecek. Ben miyim hükümet düşmanı? İsmi yanlış yazmışsın. Antiparalel yazmışsın. Paralel olacak o muhtemelen. Telaşla mı? Yeni mi açtın şeyi? Twitter hesabını. Paralel yazacağım. Paralel. Antiparalel değil. Paralel. Yani elin muhtemelen gitmiyor. Beceremiyorsun onu bile yazmayı. Zihin o kadar bulanmış durumda. Hemen koşmam lazım. Resimin tabanında benim de olmam lazım. İlk yayında anlattım ya. Bak Reşat Ekrem Koç'unun Tarihimizde Garip Vakalar kitabı, Doğan Kitap'tan çıkmış. Bu kitapta ilk yayında anlattım, dal kavukluğun ücret tarifesi var. Efendine git söyle sadece elini yalamakla kalma. Elini yalamakla kalma çünkü ucuza gidiyorsun. Bak burada 30 paradan hatta 20 paradan, tükürme falan 20 para, 400 paraya kadar kazanman mümkün. Bugünün hesabıyla işte asgari ücret vermiyorlar ama yarısını alıyorsun yani, troll olarak. Ama adını yanlış yazmışsın, anti paralel olacak bu muhtemelen. Sen düşünememişsin, ben sana yardımcı olayım. Şimdi gazetelerde neler var, neler yok. Evet işte cinayete sevinmek, insanlar sokakta ölmüş, sokakta ölmüş, kutlama yaparken ölmüş insanların ölümüne sevinebilmek. Bunu düşünmek lazım. Cem Küçük şöyle bir tweet atmış, silmiş. Fransa Şamaroğlanına döndü. Ya ne kadar ayıp, ne kadar aşağılık davranışlar bunlar ya. Ne kadar ayıp, ne kadar aşağılık davranışlar bunlar. Hak etmiş Fransa, ha öyle yazıyorlar. Ya boş verin siz söylemeyin bunları. Siz söylemeyin, siz sadece bunu yapan adamları teşhir edin. O adamların ne yaptığını bilelim, olur mu? Şimdi gazetelerde ne var? Büyük gazeteler en azından son baskılarında 300, 500, 1000. Tabii işte her şeyde biz doğru söylüyorsunuz. İnsanların katledilmesine sevinenler en az onlar kadar. Yani zaten ilk yayında onu konuştum. Bu adamların bugün kötü olmadılar. Bunların anaları babaları da böyle kötü. Bu çocuklar başka türlü yetişmez. Yetişmez, yetişemez. Aramızda içimizde rahat yaşayamaz. Anaları babaları rahat değil sadece. Bunu onların rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam yoktu. Bu yaratıkların var. Tek fark bu. Yoksa her şey aynı. Hürriyet gazetesi mesela katliam haberini gazetenin birinci sayfasına yetiştirenlerden biri. Fransa'nın Bastil Günü kutlamaları terör saldırısına hedef oldu. Nice kentinde havai fişek gösterileri sırasında büyük bir kamyonla saldıran terörist yüzlerce kişiyi ezdi. İşte son haber 84 ölü. Sevinenler ırkçı, sevinenler aşağılık, sevinenler pislik. Bunları rahatça söyleyin. Tabii çok katılıyorum Sevinirken. Silahsız olmadıkları, tehlikeli olmadıkları anlamına gelmiyor. Tehlikeli hiçbir şey olmasa, şu sosyal medyadan saldırıları, bu pislikleri yeter. Ama işte bizim tırsmamamız lazım. Önemli olan bu. Çünkü bu adamlarla mücadele etmek gerekiyor, şart. Susup korkarak geriye çekilirseniz, o zaman bunlar yaşanıyor, bunlar oluyor işte. Bu adamlar büyüyerek devam ediyorlar. Anadolu Ajansı muhabiri, bilmiyorum.
Kerem İkobir o olsun diyenlerin çalıştığı kurumdan neden bir kişiyle çıkıp laf etmez? Ben söylüyorum işte. Bu sosyal medyada paylaşım yapan adam Anadolu Ajansı Bursa muhabiri olduğunu yazmış. Faal futbol hakemi olduğunu yazmış. İki kurumdan da bugün çok acil ama çok acil tepki bekliyoruz. İki kurum da bu adamı atmalı. Anadolu Ajansı muhabiri olmamalı. Atatürk'ün Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda o Anadolu Ajansı'nın açılış sayfasında da yazar. Yazardı. Hala tutuyorlar mı bilmiyorum. Anadolu Ajansı Türk'ün sesini bütün dünyaya duyuracaktır diye. Böyle bir hedefle başlamalı. Bu adamı atma. Evet evet. Aynen şöyle diyor. Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır. Terör değildir. Sonunda da gülücük işareti var. Ve bu adam iki tane dünya güzeli evladını Allah bağışlasın onlara sarılmış fotoğrafını koymuş aynı hesapta. Ve demiş ki neşelerimle birlikte uyandım. Daha nicelerini nasip etsin Allah. Onlarla uyandım. Ama o sokakta ölmüş çocuğun fotoğrafını unutmayın. Birileri çocuğuyla uyanamadı bu sabah. Ve siz bu kadar aşağılık bir insansınız işte. Bunu düşünebilecek kadar. Bugün Anadolu Ajansı'nın bu herifi işten atması gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun faal hakemlik yaşamına nokta koyması gerekiyor. Ve bizim hepimizin bunu takip etmemiz gerekiyor ve sormamız gerekiyor gün boyu. Attınız mı bu herifi diye? Attınız mı bu aşağılık yaratığı diye? Bu bir örnek deyip geçmeyin. Bu bir örnek binlerce, yüz binlerce, milyonlarca örneğe dönüşüyor. Hiç ses çıkartılmadığı zaman. Öğretmenmiş işte. Bilemiyorum yani her yönü mide bulandırıcı. Her yönü. Ha başörtülü Müslüman var ölenlerin arasında. Ya umarım yoktur ama ya, olma ihtimali çok kuvvetli arkadaşlar. Çok kuvvetli. Orada insanlar bir kutlama yapıyorlar. Kutlama yapıyorlar. Memur Sen Başkanı'nı görmedin. Ne yazdığını bilmiyorum. Ama anlattım ya size. Sahibine yaranmak, sahibinin elini, ayağını, kıçını yalamak için yapılan işler bunlar. Beni ödüllendirecek. Çünkü ben onun nefret ettiklerinden nefret ediyorum demiş olmak için yapılan işler bunlar. Onun için söylemek zorundayız. Sahibi bile bunları sahiplenememeli. O bile çıkıp demeli. O bile çıkıp demeli. Hayır, bu katliam. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden söylemek zorundayız. Bu arada yayının arasında sevgili izleyicilerimizden bir tanesi Ömer Bey, Ömer Tuncak. Bu Reşat Ekrem Koç'un anlattığım hani ağza kuyruğu dışarıda kalmamak suretiyle bir fındık sıçanını kapatmak. 400 paralık eylem vardı ya dalkavuğa yaptırılan. Onun daha önce de Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edildiğini yazmış. Sağ olsun. 50'lerde Reşat Ekrem Koç'u bunu Cumhuriyet Gazetesi'ne yazmıştı diye haber vermiş. 1954 yılında çizimleriyle yayınlamış hatta. Vallahi internet sitesinde Atatürk'ün figürü var mı Anadolu Ajansı'nda bilmiyorum. Ama ben o yazıyı gördüm arkadaşlar. Ben anlatmak zorundayım. Bildiğimi anlatmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Hürriyet Gazetesi katliamı görmüş. Cumhuriyet kutlamasına saldırı en az 70 çöldeymiş. Maalesef şu anda 84. Kadınlar kızdı, hukukçulardan tepki var. Dün sabah konuşmuştuk bu haberi, o yüzden devamını söyleyelim. Anayasa Mahkemesi'nin 15 yaşından küçük çocuklara her türlü cinsel davranışı cinsel istismar olarak niteleyen Ceza Kanunu'nun 133. maddesinin 1. fıkrasını iptal etmesi tartışma yarattı. Biz dün sabah tartışmıştık zaten. O yüzden bunu söylememize gerek yok. Bu arada dün sormuştum yani sabah. Vergi rekortmeni adının yayınlanmasını neden istemez diye. Çok teşekkür ediyorum. 7000'in üzerinde izlenmiş şey. Sağ olun, var olun. Hani biz beraber bir şeyler yapıyoruz. Biz beraber bir şeyler yapıyoruz. Ve o iş bir yerlere gidiyor. Birileri görüyor, birileri duyuyor. Sağ olun. Tuğba Bitiktaş. Hayırdır? Nedir Tuğba Hanım? Söyleyin, beraber konuşalım. Ben göremiyorum bütün yazılanları maalesef. Hızlı geçtiği zaman özellikle. Yani çok sayıda mesaj geldiğinde ben göremiyorum. Yok, kitap tanıtımını ilk yayında yaptım işte. Reşat Ekrem Koç'u tarihimizde garip vakalar. Doğan kitap. Bakın okuyun. İçinde dalkavukluk kurumunun oluşumu anlatılıyor. Ta Tanzimat döneminden beri. Bunların hangi işi, hangi mesleğe kolay gelmiyormuş? Tuba Hanım, bir insan o mesleğe kolay gelmiyormuş. Dalkavukluğa mı? Evet, evet.
Yani işte tarifesi var. Adam dilekçe yazmış ya. Ne olur diyor. Ne olur diyor. Bizim paramızı belirleyin, dilekçe de böyle diyor. Çünkü diyor aramızda aslında dalkavuk olmayan ama dalkavuk gibi davranıyor. Para kazanmaya çalışanlar var. Biz mağduruz diyor. Gerçek dalkavuklar. Biz mağduruz diyor. Onun için işte söylüyorum. Yani iyi. Buraya katılanlar oluyor arada. Sahibinizin sadece elini ayağını yalamakla, kıçını yalamakla kalmayın. Parası var bu işin. Bak, yeni de değil, 150 yıldır. Bunu alın paranızı. Sürekli işten atılmasın bir insan. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bu adam o işten atılacak. Bu adam o işten atılacak. Çünkü yaptığı iş muhabirlik diye tanımlanmış. Muhabirlik gördüğünü, gerçeği anlatmak. Bu adamın yaptığı eğer hayata böyle bakıyorsa bunun gerçekle bir alakası yok. O işi yapmayacak. Benim vergimle çalışan bir kurumda yer bulamayacak yani. Ben veriyorum onun parasını. Siz veriyorsunuz. Benim başkası alsın işe. Başkası alsın. Ona inanan, onun gibi düşünen insanlar alsın. Hayır yanlış falan değil. Hayır yanlış falan değil. Benim paramla çalışıyor. Ben ödüyorum vergimde onun maaşını. İstemiyorum. Böyle aşağılık bir adamın benim paramı kazanmasını istemiyorum. Net mi? Siz de söyleyin. Bakalım. Neyse geçelim. Gerçekten bugün hiç gazete okuyacak falan da halim de yok, niyetim yok. Sizin de dünyanın konuşması gereken bu değil çünkü ya. Bu değil. Sabah Fransa'nın kara günü manşetiyle çıkmış. O da yetiştirmiş haberi. Nis'teki milli gün kutlamasını terör kamyonu kanabuladı. 73 ölü, yüzü aşkın yaralı. Son haberle elbette yazdıkları için 73 görünüyor. Maalesef 84. Suriye'de önce Esad değişmeli. Başbakan Binali Yıldırım konuşmuş. Suriye politikasına ilişkin olarak. BBC World'de Hard Talk programına konuk olmuş. Önce Suriye'de önce Esad değişmeli. Valla Sabah gazetesi böyle görmüş ama Binali Bey'in, Sayın Başbakan'ın söyledikleri çok da öyle değil. Biz barışırız'a getiriyor mevzuyu. Öyle getirmesi gerektiğini biliyor. Üzülmeyecek gibi değil ya. Herkesin üzgün olması lazım. 84 insan öldü ya. Sokakta kutlama yapan sıradan insanlar bunlar arkadaşlar. Sıradan insanlar. Yani belki akşam o saatte kutlamaya katılacak. Belki hani mahallenin pastanesinden geçerken dondurma alacak. Dondurmasıyla birlikte o kutlamanın içinde yer alan insanlar. Sıradan, sizin gibi, benim gibi insanlar. Onlar öldü. Üzülmek gerek bence. Cumhuriyet Gazze alanı manşetiyle çıkmış. İsrail ile yapılan mutabakatta ablukaya ilişkin hiçbir madde yok. Bir özel haber, sevgili Duygu'nun Duygu Güvenci'nin haberi. 6 maddelik bir metin olduğunu, 3 dilde yapılan bu anlaşmanın 6 maddelik bir metni olduğunu ve burada Gazze'ye yönelik ablukanın da kalkacağına dair bir ifadenin de Hamas'a yönelik bir atılacak adımın da bulunmadığını söylüyor Duygu. Önemli bir haber, özel haber. Bugün gereken önemi görmesi lazım. Umarım öyle olur ama dünya başka bir şey konuşacak maalesef. Bazen habercinin kaderidir bu. Eleştiri hakkımızı saklı tutarak kınayalım. Burhan Kuzu mu demiş bunu? Ben görmedim. Ben kendisini ciddiye almadığım için okumuyorum da. Hani ancak sosyal medyada rastlarsam. Ama ben takip etmiyorum, okumuyorum. Yani işte bir anayasa hukuku profesörü ya. Daha fazlasını söylemeye gerek var mı? Sarayın baş danışmanı. Askerle eskiye dönüş. Erdoğan askeri vesayetle mücadele sürecine noktayı koydu. AKP iktidarının ilk dönemlerinde sivilleşme için askerden aldığı yetkileri birer birer geri verdi. Cumhuriyet böyle yazmış. Valla bir ay önce duruyor YouTube'da. Bu arada YouTube kanalına üye olun. Ne olur. Ünsal Ünlü adresini. Bu yayın sürsün. Ben de maddi katkı vermek istiyorum diyorsanız ne olur orada ünsalunlu.com.tr'de bir iletişim adresi var. Orada iletişim adresi çalışmıyor falan. Hayır ben her sabah deniyorum. Oradan mail geliyor mu, mesaj geliyor mu? Baktınız olmuyor. Ünsal@ünsalunlu.com'a bir mail atın. Ben de katkı vermek istiyorum derseniz. Yani. Ama ne olur şu YouTube adresine üye olun ve internet sitesinde gün içinde en azından bilinirliğini artırın. Mailinize cevap vermedim. Oradan mı atmıştınız Aytül Hanım? Bakarım. Yani bir süredir çok fazla ilgilenme şansım yok. Yetişmeye çalışıyorum ama bakarım. Eğer oradan attıysanız. İki adrese de. Peki. Bakalım her maili kusura bakmayın yetişemiyorum. Yetişemediğim zaman oluyor. Biz teröre karşı ne yapabiliriz? Vallahi bir şey yapamayız ki. Sokakta
hani kutlama sırasında başınıza gelen bir şeye nasıl müdahale edebilirsiniz? İnsanları 2 kilometre boyunca kovaladı bu aşağılık yönetim. 2 kilometre çiğneyerek gitti. Ne yapılabilir ki? Bence bir şey yapılamaz. Zaten yapmak zorunda olan biz değiliz. Ülke istihbaratları, hani Sayın Cumhurbaşkanı söylüyordu ya, ey Fransa sen uyuyor musun? Nerede senin istihbaratın falan diyor. Belki yine söyler. Habertürk'ün manşeti iddianamede paralel ordu. Başsavcılık FETÖ'nün soruşturmasını tamamladı. Danıştay ve Hablemitoğlu cinayetleri Fethullahçı terör örgütünün işi denilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün kadrolaştığı öncelikli hedef denilmiş. Vallahi bilmiyorum. Bakın ben açıkça bir daha söylüyorum. İlk yayında defalarca söyledim. Anadolu Ajansı bugün sosyal medyadan o aşağılık ifadeleri paylaşan çalışanını işten atmak zorunda. Çünkü benim vergimle ödüyor maaşı. Anlatabiliyor muyum? Benim vergimle onun maaşını ödüyor. Türkiye Futbol Federasyonu o herifle ilişkisini kesmek zorunda. Biz de bunu takip etmek zorundayız. Kamyonla ezip taradılar. Fransa'da terör denilmiş. Habertürk'te 70'ten fazla ölü denilmiş. Terör destekçiliği dünyanın her yerinde. Suç da suç olması, ceza alması anlamına gelmiyor. Suç olması maalesef bizim ülkemizde ceza alması anlamına gelmiyor, gelemiyor. Ya örneklerini bilmiyor muyuz bunun? Örneklerini bilmiyor muyuz? Gencecik bir kıza, 15 yaşında bir kıza tecavüz eden 3 yaratık 7 yıldır haklarında dava bile açılmamıştı. Daha dün oldu, dün davaları, duruşmaları. Bir kadın avukatın ısrarlı takibi sonucunda. Tecavüz suç değil mi? Suç. Hani cezası? 7 yıldır niye yok? Maalesef bizde durum bu. Adalet de öyle işliyor çünkü. Bakalım. Neyse geçelim buradan. Buradan herhalde okunacak çok fazla şey yok. Yani aslına bakarsanız bütün haberler anlamsız. Şu anda bütün haberler anlamsız. Sözcü saraya kafa tutan muhtar manşetiyle çıkmış. Erdoğan Beştepe'ye çağırdı, o gitmedi. Cesur muhtar Gökhan Bahadır demiş. Vakfı Kebir'in ilk belediye başkanının torunuymuş. Trabzon Vakfı Kebir'de Çarşı Mahallesi muhtarıymış. Cumhurbaşkanı Erdoğan saraydaki muhtar buluşmasına çağırmış. Gelmem demiş kendisi de. Haber bu. Posta'nın manşeti bu bir devrim. 400 bin Suriyelinin yaşadığı İstanbul'daki yol ve yön tabelalarında belediye yer isimlerini Arapça'da yazmaya başladı. Baş üstüne, aydınlık oku. Baş üstüne. İşte aydınlık bu kafada olduğu için okumuyorum. Mesela aydınlık oku diyen arkadaşa, dün fark ettiniz mi? Doğu Perinçek sosyal medyadan bir şey paylaştı. Bir yayın duyurusu. Ceren Kenar'la yayında olacağım dedi. Okudunuz mu? Gördünüz mü onu ya da izlediniz mi Doğu Perinçek'i orada? Ben neden aydınlık okumuyorum biliyor musunuz? İşte bundan. Neyin nereye gideceği çok belli çünkü. Çok belli. Ceren Kenar'la yapılmış söyleşiyi seyredin siz. Hani Doğu Perinçek daha nereden nereye gidebilecek? Ben 46 yaşındayım. Benim gördüğüm bölümü bile başımı döndürmeye yetti arttı. Ha evet ben paylaştım. Özellikle paylaştım. Yetmez. Hani bir de televizyon programı yapın. O röportaj yeterli olmaz. Haftalık bir programınız olsun. Dön baba dönelim koyun adında diye. Ben sosyal medyadan paylaştım. Aydınlığı da bunun için okumuyorum. Okumayacağım. Bakın bu kadar da net söylüyorum. Okumayacağım. Kızıyor musunuz? Seyretmeyin bu yayını. İstanbul'da Arapça'da harfler, tabelalar yazılmaya başlanmış. Ya şimdi bu ülkede Kürtçe konuşan vatandaşların hakkı yok mu arkadaşlar? Hakikaten elinizi vicdanınıza koyun. Yani hani ne inandığınızı bilmiyorum. Çok da önemli değil. Ulusalcısınız mesela. Ulusalcısınız mesela. Katı ulusalcısınız. Sokaktaki tabelaların Arapça olduğunu gördüğünüz anda şunu düşünmüyor musunuz siz? Ya bu ülkede milyonlarca, 6 milyon oy verip HDP'yi seçtirmiş Kürt vatandaşlar var. Madem öyle niye yazılmıyor Kürtçesi İstanbul'da levhalara? Arap-İslam kardeşliği ekrana çıkıp o soytarı başka türlü söyleyemez. Sizi kandırıyorlar. 3,5 milyon insanın gelmesi Arap-İslam dünyasının 3,5 milyon kere daha kuvvetli olması demek falan diye. Öyle diyor işte. Gün o gün çünkü devir o devir. Neyse, hikaye bu.
Ama aydınlıkla ilgili söylediğimi tekrarlayarak söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Okumadım, okumayacağım. Tamam? Bilin, ona göre yayını takip edin ya da etmeyin. Karar sizindir. Gerekçesi de budur. Türk Silahlı Kuvvetleri bile pes etti manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak en büyük silahlı terör örgütü. TSK bile pes etti. Gülen cemaatinin, FETÖ'nün silahlı kuvvetler içindeki örgütlenmesi. Yeni Şafak 2 gün önce de yazmıştı. Hatta buradan uzun kullanmıştı, hatırlıyor musunuz? 18 general ve amiral. 18 general ve amiral. Doğru. Arapça'da, Kürtçe ikisi de olmaz. Şimdi bu bir bakış. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır da. Bu bir bakış. Çünkü ortada devrim kanunları var. Onun savunulabilecek bir yönü bazılarına göre olabilir. Ama bence şunu açık yüreklilikle söylüyorum işte. Oraya Arapça yazılmaya başlandıysa Suriyeliler geldi diye. Önce Kürtçe yazacaksın. Ne kadar? Kürt nüfusu ne kadar? Vallahi işte Kürt nüfusu ne kadar bilmiyorum kendini Kürt olarak tanımlayan. Ama 6 milyon oy verip 6 milyon oy verip seçtirdikleri bir siyasi parti mecliste yasal, legal bir parti milletvekilleri var. Demek ki var. Hani bazıları yok sayıyor ya, var. O zaman onu önce öyle yazacaksın. Fethullah Hoca arşı. Ne bu yani? Ama Fethullah Gülen cemaatinin örgütlenmesiymiş. 7 katmış. 7 katın üstünde de arşa Fethullah Gülen'i koymuşlar. Eski ortağınız ya, koydurmasaydınız 7 kat. Neyi gördün? Hani Hayyam diyor ya, kimsenin görmediği, gidip de gelmediği bir yer özlenmeye, korkulmaya değer mi diye cennet cehennem tartışmasını. Bu adam işine geldiği zaman kullanıyor. 7 kat, 7 kat yaratmışlar. En tepede de Fethullah Gülen arşı varmış. Kafanıza tüküreyim böyle bir şeye inanıyorsanız. Söylenecek bir şey yok ki. Sen 7 kat arşa inanıyorsan, onları görüyorsan, onun üstünde Fethullah Gülen'in ya da başka birinin oturduğuna inanıyorsan sende bir sorun var arkadaşım. Bunu anlatma. Terör kamyonla vurdu. Milliyet de sür manşeti yetiştirmiş haberi. Fransa terörün kanlı yüzüyle bir kez daha karşılaştı. Nice Milli Gün kutlamaları sırasında kalabalığın arasına kamyonla 90 kilometre hızla dalan teröristler ardından silahla taradı. Teomusti, sevgili izleyici, dün de söyledim. Bakın bu konuda benim açmam bu yayın onunla ilgili değil. Ama sevgili Çiğdem'in, Çiğdem Toker'in Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yazdığı yazıları okuyun. İnternetten bulabilirsiniz. Google'a yazın Çiğdem Toker. Oradan görebilirsiniz. 400 bin kişinin bu olay gerçekleştiğinde sokaklarda olduğu söyleniyor. 400 bin kişinin sokaklarda olduğu söyleniyor. Çok 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 acayip. Çok çok acayip gerçekten, yani inanılır gibi değil. Bu arada ilk yayını YouTube'a yükledim. Oradan da YouTube'dan Ünsal Ünlü adresinden görebilirsiniz. Eğer abone değilseniz hala lütfen abone olun. O önemli, istatistiki anlamda son derece önemli çünkü. Ben bu arada kusura bakmayın, yayınla ilgili hemen yetiştirilmesi gerekenler var. Onunla ilgili mail atayım. Sizle konuşurken bir yandan onu da yapmak zorundayım. Çünkü bunlara yetişmek zorundayım. 400 bin kişi sokaktayken bu yapılmış. Ve o kadar adamın arasında 84 insan hayatını kaybetti. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı hepsi. Ve bazıları sevindi buna. Maalesef. Böyle yaratıklarla birlikte yaşıyoruz çünkü. Milletin manşeti bu. Başbakan şart değil. Ha evet, bu haberi aslında. Keşke bugün İyi bir güne uyansaydık da, iyi bir güne uyansaydık da bunu konuşsaydık. Dün Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı BBC Hard Talk'ta, hani o ünlü program var ya, Hard Talk'ta verdiği demeçte başbakanlık şart değil dedi ya. Bir başbakan, başbakanlık şart değil dedi. Hani şimdi içinizden düşük profilli arıyorlardı falan filan diye bağlayabilirsiniz de, sistem tartışmasının içinde, sistemin aktörlerinden birinin aslında ben çok da şart değilim demesi aklınızda ne çağrıştırıyor sizi? Bana çok komik geliyor ya. Hani bu çünkü ben gereksizim demek. Doğru mu? Ben gereksizim, bana da çok ihtiyaç yok. Yok canım, ironi falan değil. Bakın tam cümlesini okuyayım. Başkanlık sistemini anlatıyor. Yine meclisimiz olacak ama daha güçlü olacak. Milletvekilleri mecliste icabında bütçeyi onaylayacaklar. Başkanı denetleyecekler. Yani başbakanın olması şart değil.
Başkanlık sisteminde. Diyor ki yani sistem yeter ki gelsin, benim olmam çok şart değil. Bunun ironi falan yok ya. İronisi falan yok. Ben çok da gerekli değilim diyor ya. Var mı başka bir şey anlayabildiniz mi? Ben anlayamadım, kusura bakmayın. Bir gün güvenlik önlemi güven vermiyor manşetiyle çıkmış bugün. Kastettiği hikayede şu: İstiklal Caddesi'nde devriye gezen özel harekatçılar var biliyorsunuz. Hani kamuflajla geziyorlar. Bayağı da tedirginlik yarattı ama devlet önlem almaya çalışıyor. Terörün önlenmesine çalışıyor. Çünkü doğumu sırasında bu aşağılık IŞİD'ci pisliklerin doğumu sırasında yeterli tedbir alınmadı. Hatta bazı iddialara göre destek de verildiği için şimdi böyle korunmak zorundayız. Hani o hep aşağılanan Siyonist, katil falan denilen İsrail var ya, İsrail daha böyle yaşıyor işte. Aşağıladıkları zamanda. Ben ilk Kudüs'te de değil, Tel Aviv'de görmüştüm. Çok çok şaşırmıştım gerçekten. Yani gündelik hayatın bir parçası olmuştu o insanlar ve mecburlardı bunu yapmaya. Devam edelim. Bir günün manşeti de böyle. Meydan vicdan özürlüler manşetiyle çıkmış. Bakalım hangi birini anlatmış. Zulümde yarışıyorlar. Cemaate yönelik cadı avı başarıya ulaşmadıkça hükümetin öfkesi de artıyor. Dün yine vicdanları sızlatan hukuksuzluklar yaşandı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşak. İleri derecede kanser. İzin verin ülkemde öleyim talep. Ya bakın arkadaşlar, bu kimin başına gelirse, kimin başına gelirse aynı şekilde karşı çıkmamız. Çünkü bu adamlar, bu haberleri yazanlar çıkmadılar. Ne olur internetten bulun ya. Kuddusi Okur. Adam bir avuç kaldı ya. Bir avuç. Ergenekon'un kasası denildi. Bir avuç kaldı adam hastanede. O gün bunu yazanlar bunları yazmadılar. O gün görmezden geldiler. Unutmayın bunu. Ama bu insanlara aynı şekilde hukuk gerekli, destek vermek zorundayız. Çünkü bizim yerimiz adaletin yanı olmalı. Kimin ihtiyacı olduğunu sorgulamadan olmalı. Ama unutmadan, asla unutmadan, bu insanlar orada o zulümler yaşanırken bakmadılar. Yok Başak Koçbala öyle değil, o Kudüs'ü Okur'un eşi bir açıklama yaptı. Ya bizim ailemiz yanlış tanıtıyorlar, belediye falan kaldırmadı cenazeyi, biz yaptık. Ya ama evet yani şu doğru, Kudüs'ü Okur'un Ergenekon'un kasasını bırakın, sıradan bir emekli maaşı dışında bir şey olabilecek durumu yoktu ki. Bu adamlar o zaman havaya bakıp ıslık çalıyordu. Gazi Köprüsü hesabını okudum. Aslında bugün onunla gece kafamda öyle şeyler planlamıştım ki şu olay olana kadar. Mesela onunla dalga geçecektik bugün. Daha önce anlattım ya size, ben hani hasbelkader ekonomi okumuş bir adamım. Bu ülkenin iyi üniversitelerinden birinde okudum, devlet okulunda. Mesela orada yaptığı hesap var ya onu yapan adamın. Hani diyor ki günde 40 bin araç hiçbiri geçmesin. Devlet 40 bin araç üzerinden 40 doları kendi ödesin. Yani işte 160 bin dolar bir hesap yapmış. Diyor ki 543 milyon dolarlık bir finansman sağlayarak, sadece bu parayı vererek 10 senenin sonunda 10 milyar dolarlık bir köprü sahibi olacak. Bakın arkadaşlar, bu taş kafalar bilmez bunu ama çok basit anlatacağım. Bu arada hemen şikayetimizi bir daha belirtelim. Sevgili Yalçın Karatepe, Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı, benim de çok sevgili dostum, ekonomi yayınlarına ara verdi. Yalçın geri dön. Yani bizi tülay diye bağırtma burada. Dön, anlat. Çünkü ben bir öğrenci olarak anlatacağım bunu. İktisatta alternatif maliyet denen bir şey vardır. Yani bir malın, hizmetin üretimi sadece ona harcadığınız parayla ölçülmez. Değeri. Aynı zamanda ona harcadığınız parayı başka alanlarda, başka noktalarda kullansaydınız ne işe yarardı? Ondan vazgeçmenin maliyeti nedir? Bunu da anlatır. Çok basit şekilde düşünün. O taş kafa düşünemeyecek onu çünkü. Çünkü çok saçma sapan bir hesap var. Böyle öğretiyorlar bu adamları çünkü. Böyle. Sorgulayamıyor ki. Adam diyor ki işte şu kadar, günde 40 bin araç hiç geçmese, 40 dolarlık parayı verse, işte 1 milyon 600 bin dolardan hesaplasak 543 milyon dolar devlet para ödemiş olacak. Bunu da 10 yılla hesaplasak işte şu kadar para ediyor. Halbuki 10 milyar dolara köprü mal oldu, devlet bedavaya köprü sahibi oldu. Bakın arkadaşlar, bu işin alternatif maliyeti şu.
Topçular vapur iskelesi, topçular feribot iskelesinin çalışmaması. Hatırlıyor musunuz burada takvim haberini okumuştuk? Topçular feribot iskelesi ortalık üst üste. Madenler gibi Milken doğru söylüyor. Alternatif maliyette feribot iskelesi var. O 543 milyon dolarla yapılacak. Başka ihtiyaç duyulan hastaneler, okullar, öğrenci yurtları, okul öncesi eğitim kurumları var. Bu taş kafanın anladığı gibi verdiğiniz parayla ölçülmez iktisatta hiçbir maliyet. Alternatif maliyetiyle ölçülür. Yani onu yapmayıp o yatırımı başka bir yere yönlendirseydiniz ne kazanırdınız? O da alternatif maliyeti olarak ortada durur. Anlatabiliyor muyum? Bunu bilmez. Bu adamlar bilmez. Çok basit ama sevgili Yalçın gelsin. Yalçın bunun detayını anlatsın bize. Ben sadece bir hani öğrenci olarak bunu okumuş bir adam olarak bu kadarını anlatıyorum. Star vatandaşlık gerçeği manşetiyle çıkmış. Asıl dün duyurmuştuk ya, misyoner havuzu. Yer İstanbul Silivri, tarih 28 Haziran 2016 saat 13.20. İnsanları vaftiz etmişler. Ne var bunda? Kendi inançlarına göre vaftiz töreni yapıyorlar. Bu ülkede sadece Müslümanlar mı yaşıyor? Bak işlerine geldi mi? Terör suçu, nefret suçu falan derler. Nefret suçunun kralını yapmışlar ki Milli İrade'nin sesi ve AKP bültenidir biliyorsunuz. Vatandaşlık gerçeği bir de şu. Star FETÖ ve muhalefetin halkı Suriyeli sığınmacılara karşı kışkırtmak için gerçekleri nasıl çarpıttığını deşifre etti. İşte nefret tohumu ekenlerin yalanları ve üstü örtülen gerçekler. TOKİ ücretsiz ev verecek. TOKİ'nin vereceği evler uzun vadeli bedel karşılığında olacak. Güzel kardeşim, bunu bana söyleme. Cumhurbaşkanı söyledi. Cumhurbaşkanı. Veririz o evleri diye. Reisine söyleyemiyorsun. Gelip burada abuk abuk konuşma. Özgür Gündem, ki o da bir parti bültenidir aynı zamanda. Tek derdi vardır. Yani bak, dünyaya başka bir yerden bakmaz. Sadece orayı görür. Sadece orayı görür. İnsanların başkalarının reisine kızar, küfreder bizimle birlikte. Ama kendi reisini övmekten vazgeçmez. Birinci sayfasında çatır çatır fotoğraflarını çeker. Ölen 16 gariban köylünün haberini yapmaz. 2,5 ay oldu. Dürümlülü köylüler, 16 köylü. İnşaat kepçesiyle toplu mezar kazıldı. Bu adamlar öyle gömüldü. Çünkü cesetlerinden, naaşlarından toplam 60 kilo kalmıştı. 16 kişiden. Ama özgürlüğünden de bunu yazamaz. Size zafer yok manşetiyle çıkmış. Lice'de sonuç alamayan devlet şimdi Fakine saldırdı. Bugün Nurşit Gülter'in kayboluşunun, kaybedilişinin 50. gün. Urşit Gülter nerede? Soralım. Urşit Gülter nerede? Görüşüne inanırsınız, inanmazsınız, seversiniz, sevmezsiniz fark etmez. Ama bu toplumda birlikte yaşadığımız bir insan kayboldu 50 gün önce. 50 gün önce. Tarafsız diye biliyordunuz. Burayı yanılmışsınız. Hangi konuda yanıldınız, hangi konuda taraflı olduğumu düşünüyorsunuz? Söylerseniz ben de bileyim. Hayır, siz yine gidin. Yanıldıysanız hani gideceksiniz. Ben vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Ben bunu birileri hani benimle aynı şeyi düşünsün diye yapmıyorum ki ben bu yayını. Tam tersine farklı şeyleri düşünen insanlar bir araya gelsin diye. Reisini övmediğiniz için. Vallahi onun reisini falan övemem. Hiç kusura bakmasın. Mesaj göndermiş diyorlar Urşit için. Ne mesajı? Evrensel'in manşeti madenci ayakta. Zonguldak'ta binlerce kişi, binlerce madenci özelleştirmeye karşı yürüdü. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda işçi açının kapatılması ve üretimin artırılmasını isteyen madenciler özelleştirilmeden vazgeçilsin demişler. Ha, yaşadığına dair mesaj göndermiş. Ben kaçırmışım haberi, görmedim. Haberim yok. Akşam PKK'nın baronuna Moskova'da operasyon manşetiyle çıkmış. Ne güzel, selamlar sevgiler hepinize. Sen de ekmeğin peşindesin burada. 20 tırcı arkadaş seni dinliyoruz. Selamlar sevgili. Aman yollarda dikkatli olun. Güçlü Mete söyledi. Ben duymadım. Akşam manşeti bu. Terör örgütü yöneticileriyle 8 ayda 3 kez bir araya gelen ve PKK'ya ağır silahlar temin eden isim olan Şakirol lakaplı Zahari Kalaşov gözaltına alındı. Bayılır iktidar yanlısı gazeteler. Bir tane Rus ismi atıp ortaya. İşte silah tüccarı bilmem ne. Ya arkadaşlar, Hatay'dan giden tırların içindeki silahın kime gittiği, kimden alındığı açıklanmadı daha bize. Bir zahmet onu bir açıklarsanız bunları tartışırız. Zahari Şalakov falan, böyle isimler de çok şekilli. Bakalım. Takvim.
Takvim bugün aslında üzerine çok dalga geçilecek bir manşet yapmış. Amerika'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby var biliyorsunuz. Bugünkü manşeti takvimin John Görbi, yani bir de bunu gör anlamında. Aslında çok dalga geçilecek bir gazete ama bugün olmaz ya. Bugün olmaz. Bugün insanlığımız almaz. Siyahları öldüren, göstericileri döven, Amerika ülkesindeki olayları örtbas etti, Türkiye'yi hedef seçti. Sözcüsü John Kirby, haddini aşıp doğuda araştırma yapacaklarını söyledi. Vatandaş ağzının payını verdi. Kim o ya? Vatandaş pes demiş. Allah Allah. Bakalım buradan başka. Boris Johnson'la ilgili, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı biliyorsunuz. Onunla ilgili Boris Johnson diye yazmışlar. Takvimin güzel bir haberi var. Dün sabah burada ben de anlattığım için söylüyorum. Okuyacağım aslında hani en azından yüzümüzde bir tebessüm yaratmayacaktır da hiç olmazsa o ne bileyim biraz daha farklı bakalım diye. Dün hatırlıyor musunuz? Hürriyet'in magazindeki sorumlusu galiba. Cengiz Semercioğlu, tam titrin yanlış söylüyor olabilirim. Beach'lere el atmıştı. Biz de dalga geçmiştik burada. Hangi beach'lere el attı acaba diye. Ve onunki beach. İşlerinden bir tanesi el attığı beach'lerden biri Nikki Beach. Bodrum'da. Ben de demiştim ki ya patronunun o. Patronun ortak oraya. Onunla ilgili yazman ne derece doğru? Yani patronuna ait bir tesis. Yok çok da pahalı değil. İstanbul'daki lüks bir restoranın aynı diye. Takvim de bugün yazmış. Demiş ki kebap 280, deniz mahsulleri 2200 liradan satılıyor. Kebap 280. Arkadaşım yiyen var ki satılıyor. Giden adama soracaksın. 2280 liraya. Deniz ürünü yemek. Ya nasıl bir histir acaba? Hani orada yediğinin sadece deniz ürünü olmadığının farkındadır inşallah. Deniz ürünü görüneni. 2200 lira normal verin kardeşim demiş. Ama güzel kardeşim orada yediğin sadece deniz ürünü değil. Bayağı insani bir ürün de yiyorsun aslında. Organik ürün hatta. Ama sen mutluysan söylenecek hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için hafta boyu. Haftayı burada tamamlıyoruz. Bir aksilik olmazsa. Pazartesi sabah evden, odadan, kütüphaneden bağlanacağız. Oradan yapacağız yayını. Ben de özledim artık. Oradan hani kitaplarımın arasında olmayı özledim en azından. Bu haftayı böyle kapattık. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayını bir 10-15 dakika sonra unsalunlu.com.tr adresinden de izleyebilirsiniz. Lütfen internet sitesini ihmal etmeyin. Girin oraya. Yayına maddi destek, katkı vermek istiyorum diyen varsa unsal@unsalunlu.com'a ya da internet sitesi üzerindeki unsalunlu.com.tr'deki İletişim butonunda bir mail atsın. Ben ona bilgileri ne yapabileceğini söyleyeyim. Ha bir daha Hanım'ın dediği gibi şu YouTube aboneliği özellikle önemli. Bu yayının kendi kendini çevirebilmesi için önemli. Bu yayın yapılmalı, devam etmeli diyorsanız böyle bir desteğe ihtiyacım var. YouTube abonesi olun ne olur. Bir aksilik olmaz. Ölmez sağ kalırsam pazartesi sabah 9'da ben yine karşınızda olacağım. Burada değil de evde, kütüphanede olacağım. Siz de uygun olur. Gelirseniz oturup konuşuruz. Çünkü biz konuşmazsak o aşağılık yalancıların söyledikleri gerçekmiş gibi algılanıyor. Oysa biz biliyoruz ki yalan söylüyorlar. Değil mi? Büyük yalanlar söylüyorlar. Ve bu yalanları yüzlerine vurmanın yolu hakaret etmek, küfretmek değil. Biliyoruz çünkü öyle yapıyoruz. Çünkü bizim kafamız, beynimiz, kalbimiz, vicdanımız hepsi çalışıyor. Gelin birlikte oturalım konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Ne kadar olabilecek bilmiyorum ama gününüz güzel geçsin. İyi bir hafta sonu tatili. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.